Doğumluyum. Lükbey'de doğdum. Orada 6 kardeştik. Şimdi ben yalnız kaldım. Yalnızım şimdi. Bir ben kaldım bunların içinde. Lükbey ismi evveli Batbey krallığımış. Burada hani beyler yaşarmış. Un beyler. Hani nasıl bir padişahla, vezirle bilmem neler. Onunla yaşarken bu işte Lüt Bey de ondan kalmıştı, duydum. Lüt Bey diye ondan kalmış atalarımı. Ben tarihten duydum. Eşim çok iyiydi. Hastalık çok çekti, çok çekti, 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 çekti. Ha büyüğüm, ha yarın, ha yarın. Ayaklar kıvrıldı, kollar kıvrıldı. Bunlar hep şey, çok temiz kadındı. Ama yüreğim sızlıyor o. Öyle pisliği sevmez de benim eve bakmışlar. Olsa burayı iş ettirmez katıya. Öyle temizdi. Öyle alemin ettiği şeyler beğenmezdi. Beğenmezdi. O kızları bile işe yetmezdi. Beni kavga ederdi. Pis duruyorsun, böyle işe durma. Şöyle böyle derdi. Çok rezillik çektim. Komşularla iyidir daima bak. Hepsi de komşularla daima, daima. Herkese güler yüz tatlıdır oğlum. Ben görüşmeyenle konuşmam. Benle konuşmam, ben konuşmam. Ne demiş? Bir alev geldi buraya, yandı bunlara. Güler yüz tatlı dili olacak dedi, bizim aradığımız dedi. Güler yüz tatlı dili olacak dedi. Şimdi o Fethi Bey var işte o. Demiş ki, bu yanıyormuş. Tingil 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 tingil. Alo. Alo demiş. Bu şeye ödemiş. Kaymakam Bey gelsin. Gargur kumandar diyor ya. Gargur kumandar gelsin. Bir tabur asker gelsin. Oradan sonra lübbe yanıp çıkıp güde. Hocanın ne sarığı kaldı, ne cübbesi kaldı diye böyle bir alıştırmışlar. Hep onlar da böyle ödemiş olsun. Bunlar da onu sohbet yaptırlarmış. Sohbet yaptırlarmış işte. Ya. Geçimim benim maydanoz, soğan, şey, maydanoz, roka bunlar satar, sarımsak. Ondan sonra hocam barbiye, şimdi barbiye üzerinde. Ben kendim bakıyorum, çocuklar işletmiyorum. Boğdursam ben olmuyorum. Durmuyoruz ki. İlli bura ah dedim, bura acaba malım girdi, zarar mı oldu, ne oldu diye. Onun için durmuyorum orada. Yerlere gitsem yerlere durma. İşte ne demişler? Yüzlük atmışlar şeye de, ah eski vatan demiş. Bir alışkanlık var. Asker hocam neden durmuyor? Asker hocam neden durmuyor? Durmuyor işte. İlli yıkılık olsa da, işe olsa da illi vatan. Pazar her hafta giderim. Her hafta. Marnozları satarım, sarımsak bunu satarım. Bunu satarım, kendim geliştiririm. Sattım, hafta açtım, yetti. Ben zaten 20-25 lira para yetiyor. Ben 200 lira para, ayda 150 lira para olsun benim bol bol yeter. Çünkü içki yok, sigara yok. Alacağım odam benim. 5-6 ekmek, bir yarım kilo lokum, bir paket şeker. Ondan sonra cüm, püsküt, bir paket püsküt. Ben prensem ilanıymış bilmem davur zurağım ki. Şimdi bak, bir sürü hayvanın olsun, insan olsun, gayet bakarsın, o bir insan olsun, onun yanında moral olmaz. Kalabalık yerinde oturula. Kalabalık oldum, o da oturula. Mesela her gayb olsun, ne olursa olsun. Lütfen ana vatanım, doğdum, büyüdüm ya. Orada atam, babam, anam orada dünyaya gelmiş, orada büyümüş. O vatanıma imkanı, canım orada gider, canım orada kalır. Ha, daha ana vatan terk etmem. Terk etmem çünkü. Terk edilmez. Çünkü orada o kanım onunla yoğruldu. Kanım onunla yoğruldu. Onunla benim diyen geldi. Vücudum orada büyüdü.